Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Hocam şekerle tansiyonunu dengeleyemiyorum. Kilo da var, tutamıyorum. Az önce sizin verdiğiniz yani burada ama... önce kiloyu halledeceksiniz. Yoksa ilaçlarla hiç ikisini de düzeltemez. Bir de beslenme uzmanından destek alması. Muhakkak yani bir diyetisyenden daha... yani biz tavsiye ederiz diyet uzmanıyla çok güzel korele edilerek. Ama diyelim insülin direnci var. Bir takım ilaçlarımız var. Onların insülin direncine faydası oluyor. Evet. Şimdi yine bu ilaçları kullanan kişilerin vücutlarında ödem yaptığı söylemleri doğru mu? Doğru. Şöyle, hep bütün ilaçlar değil. Özellikle bir kalsiyum antagonisti dediğimiz. Evet. Çok etkili, çok güzel bir ilaç ama onun yan etkileri olabiliyor. O zaman hekime gidecek, ya ilacı değiştirecek ya da onun kombine tarzları var. İlave ilaçlı. Onlarla ödemi önleyebiliriz. Peki ödem önleyici tavsiyeleriniz var mı izleyicilerimize? Yok, ilacı değişeceğiz. İlaç yani tansiyon dışında olmuyor. Ya ilaca kombine bir ilaç ilave edeceğiz, ödemi çözeceğiz. Ya da şey, ilaç keseceğiz. İlaç. Yani keseceğim. Diüretik verelim, öyle bir yanlış anlama var. İdrar sökücüler verelim, ödemi çözelim ama öyle bir şey yok. Evet. Bir de hocam üzüntü ve stres tansiyonu çok fazla tetiklediğini... Kesinlikle. Sürekli okuyoruz. Yani bir acınız oluyor, üzülüyorsunuz, muhakkak tansiyon çıkar. Onların daha temkinli olarak gerekirse tansiyon ilacını doktora sorarak arttırabilir veya ilave bir şey veya teskin edici bir ilaç alabilir. Evet. Peki şimdi birçok hastalığın başında tansiyon olduğunu siz dile getiriyorsunuz. Kontrol altına alınmadığında da çok çok hasarlara sebebiyet tabii. Vücutta verdiğini söylüyorsunuz. Genetik yatkınlığının haricinde kişiler bu hastalığı... Şimdi tıbbi olarak 3 ilaçtan fazla ilaç alıyorsanız evet. Ve tansiyonunuz düşmüyorsa bunu sekonder dediğimiz tali bir nedeni aramamız lazım. Bunlar ne olabilir? Böbrek üstü bezinin adenom dediğimiz küçük zararsız tümörleri olabilir. Aort dediğimiz, orada feokromistoma dediğimiz hastalık olabilir. Evet. Bunları hekim, böbrek arterinde bir daralma olabilir. Nasıl koroner arterimiz tıkanıyor, o da tıkanabilir. Onların tanısını koymazsak bu tansiyonları düşürmemize imkan yok. Ve de tabii bunlar ölümcül sonuçlara kadar gidiyor. Onun için eğer 3 ilaç alıyorsanız, tansiyonunuz düşmüyorsa muhakkak bunun uzmanıyla gidip görüşmeniz lazım. Hiçbir şey... İnsan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.